Tekrardan merhaba. Bugünkü konuğum Sayın Aylin Pelin Onar bizlerle birlikte olacak. Bence emlak dünyasını yönetenlerden bir broker diye nitelendireceğim sizi. Hoş çok geldiniz. Çok teşekkür ederim. Yeniden sizinle bir arada olmak, burada olmak çok keyifli. Yine heyecanlıyım tabii ki. Aslında hiç heyecanlı da gözükmüyorsunuz çünkü. Zaman içerisinde yönetmeyi öğrendik heyecanımızı. Değil mi? Aslında. Evet, bunu ben sizden öğrendim zaten, bir şey konuşmuştuk, doğru. Şimdi Aylin Hanımcığım, siz Coldwell Banker Maximum'un direktörü, doğru. Broker diye nitelendirebilirsek doğru, eğer. Doğru. Şimdi son zamanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mal edinmeye, mal alımı, bazı bölgeler... Bunlarla ilgili konuşmak için sizi davet ettim. Çünkü çok fazla alışlar, satışlar, gerçekten bunlar konuşuluyor ama gerçek anlamda bunlar tapuyla sonuçlanıyor mu acaba? Yoksa bir balon mu konuşuluyor? En doğru bilgileri alacağım bir insansınız. Ben dedim ki ben bir Aylin Hanım'ı çağırayım. Bu konuyu bir konuşalım. Acaba yatırımcılar hangi bölgelere gitmeliler? Fiyatlar şu anda yükseldi mi? Düşüşte mi yoksa daha mı yükselecek, daha mı düşecek? Bunlar çok önemli konular. Başlayalım bence. Çok teşekkür ederim. Tabii pandemiyle beraber biz Kuzey Kıbrıs'ta ciddi bir hareketlenmenin, talebin olacağını öngörebilmiştik. Evet. Çünkü pandemi yaşam tarzımızı etkiledi. İnsanların bakış açısını, hayata dair her şeyi gözden geçirmemize sebep olacak bazı sonuçları yanında getirdi. Bunun en başında ise barınma ihtiyacı, ama barınma ihtiyacı ile beraber o ihtiyaçların biraz daha farklılaşması ile beraber de Kuzey Kıbrıs'ta artan bir talep oluştu. Yaşam tarzı, iklim koşulları bizim göreceli olarak diğer ülkelerden farkımızın biraz daha rahat, biraz daha hatta stresten uzakta yaşayabiliyor olmamız ve tabii ki fiyatların yine dünya klasmanında kıyasladığımızda erişilebiliyor olması ve pandeminin yanında getirdiği bazı imkanların, olanakların, ödeme koşullarının daha fazlasıyla müşteriye ulaştırılabiliyor olması cazibeyi arttırdı. Tabii evet. Bu uluslararası platformda bazı yayınların, makalelerin... Şimdi evet, onu da sormak istiyorum. Onların da çok etkisi oldu. Şimdi uluslararası bir yazı, bir makale yayınlandı. Bunlardan bir tanesini... Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de heyecanlandım. Tam soruyu böyle soramadım ama bence ne soracağımı... Tabii bu çok yeni, evet. Benim sizinle bahsettiğim. Evet. Kuzey Kıbrıs'la alakalı olarak hem gerek kültürel, gerek tarihi, yaşam koşulları, gayrimenkul alımı ve buradan nasıl mülk edilir vesaire, bu tür detayların yer aldığı çok kapsamlı bir yazı yayınlatmayı başardık uluslararası platformda. Süper. Tabii bu aslında bizim sistemli uzun yıllardır uluslararası piyasada hem varlık göstermemizin hem de orada gösterdiğimiz bu işlerin iyi bir neticesi diyelim. Çünkü evet, şöyle bir şeyle karşılaştım. Biliyorsunuz biz işimiz gereği sürekli dünya genelinde gezen ve onlarla iş yapan bir platformdayız. İşte Amerika'ya gidiyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz, uzak doğudan müşterilerimiz oluyor ama... Anladığım kadarıyla benim tecrübeme göre eğer bir işi çok iyi yapabiliyorsanız ve bu işi çok iyi dile getirme imkanınız varsa arkasından sizi destekleyici bazı unsurlar çıkıyor. Bu yazı da, bu yayın da onun bir parçası. Çünkü biz zaten uluslararası bir franchise'ın parçasıyız ama evet, işimizi diğer ülkelerden aşağı kalır şekilde yapmıyoruz. En az onlar kadar çok iyi yapıyoruz. En iyi şekilde gayrimenkullerimizi sunup en üst seviyede servis sunuyoruz. Şimdi bu enteresan bir şekilde etkileyici ve ilgi çekici ve gayrimenkullerimizin gerçekten hem çok iyi koşulları var hem de dediğim gibi Avrupa'dan, Amerika'dan veya başka bir yerden, hatta şu anda Türkiye'den de bahsedeceğim. Çok fazlasıyla ofislerimiz var orada ama fiyatlar inanılmaz derecede katlanmış vaziyette. Ve hala bizim iyi koşullarda alabileceğimiz mülkler var, iyi koşullarda ödeme planlarımız var. Bu bir cazibe merkezi haline getirdi. Bu yazı uluslararası platformda yayınlandı. Amerika'dan Asya'ya kadar dünya genelinde. Yaklaşık aylık 2,5 milyon okuyucusu olan çok önemli bir platformda yayınlandı. Süper. Ve bunun için tabii çok mutluyuz, gururluyuz. Bu aslında dediğim gibi sistemli çalışmamızın, çabalarımızın bir sonucu. Tabii geçtiğimiz sene Forbes dergisinde de Kuzey Kıbrıs'ı işaret eden, dünyanın en iyi fiyatlandırılmış deniz kenarı mülklerinin, evet, olduğuna dair bir yazı yayınlandı. Şimdi bunlar tabii ki etkileyici, çekici öğeler. Ben bunları aslında şuna da bağlıyorum. Sizin gibi çok iyi çalışan arkadaş takım tabii, arkadaşlarımız tabii, var. Tabii.
o kadar güzel ülkemizi temsil ediyorlar tabii. ki. İşte bir tanesini buradan da söylemekte sakınca görmüyorum. Mesela Sayın Ali Güler'ler sürekli tabii. yurt dışı panellerine gidiyorlar. Yurt dışında tabii. ülkemizi tanıtıyorlar. Kültürüyle, yemeğiyle, emlaklarıyla, siz keza zaten her zaman öylesiniz. Bazı belki bugüne kadar bazı şeylerin çok böyle açıkça yapılmamasının ters etkisiydi bu. Ama son zamanlarda görüyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emlak konusunda en az turizm kadar bence ki turizmden çok çok daha fazla bir getirisi var aslında emlak sektörünün. Doğru tabii, mu? Gayrimenkul lokomotif bir sektör. Evet. O yüzden bizim turizmden ayırmamız mümkün değil. Zaten biz gayrimenkul ürettikçe ama iyi nitelikte konut ürettikçe hı hı. bunu uluslararası pazardaki alıcıya, tüketiciye iyi bir şekilde ulaştırdığımızda tabii ki bu bütün sektörleri besliyor. Bu başta turizm, bununla beraber eğitim, onun akabinde gıda, alışveriş, mobilya, her şey A'dan evet, Z'ye yani tüm aslında, sektörleri evet, etkiliyor. Aslında şöyle söylemek istediğim şudur. Şimdi biz turizm de çok önemli tabii ki. Bunu hiçbir şey söylediğim bir şey yok ama şimdi turizmde şöyle bir şey oluyor. İşte müşterimiz gelir bizim, misafirimiz gelir. İşte konaklamasını yapar ve ülkesine döner ve kalıcı değildir, geçici bir döviz getirisi vardır. Ama şimdi biz emlak satışlarında kalıcı bir turizm getirisi oluyor. Yani çünkü okula gönderiyor çocuklarını, oradan alışveriş yapıyor. Çünkü burada artık barınıyor. Tabii bir yaşam tarzı evet. aslında sunuyoruz kendilerine. Evet. İyi iklim koşullarında, iyi şekilde hayatını sürdürebileceği, dediğim gibi o stresten uzakta, özellikle çocuklu ailelerin çok fazlasıyla talep gösterdiği bir ülkeyiz. Bu bizim uzun yıllardır aslında çabalayıp ön plana çıkarttığımız ama pandemiyle beraber daha da ön plana çıkan ve önemini hatırlatan bir unsur haline geldi. Çünkü gerçekten hayat çok kıymetli, zaman çok kısıtlı ama biz niçin daha iyi koşullarda yaşamayalım, neden imkanlarımızı daha iyi değerlendirmeyelim diyen birçok tüketici şu anda Kuzey Kıbrıs'ı önemli bir destinasyon haline getirdi. Şu anda çok fazlasıyla mesela Avrupalı yatırımcı var. Bu artarak yükselen bir skalada gidiyor. Almanya'dan mesela çok fazlasıyla alıcı var. İskandinav ülkelerine zaten aşikardık belli başlı bölgelerde. Çünkü bunları da değinelim demiştik. İşte evet. Rusya'dan, Kazakistan'dan, Orta Doğu ülkelerinden zaten çok büyük bir kitle Türkiye'den zaten ciddi yatırımlar yapıyordu. Ama şu anda Amerika'dan, Finlandiya'dan, başka ülkelerden özellikle alıcıların geliyor olması işte o uluslararası konjonktürde aslında bizim ülkemizin hak ettiği konuma doğru ilerlemesinin bir sonucu diyeceğim. Tabii evet. bu bize artı bir şekilde her sektörde yansıyacak. Tabii ki bunun bizim birazcık daha birlik, beraberlik içerisinde bu tür özellikle basılı yayınları ön plana çıkartarak, daha iyi propaganda yaparak, iyi şeyleri göz önünde bulundurarak duyurmamız da olabilecek bir şey. Biz her zaman iyi şeyleri dile getirmeliyiz ki neden biz bu adada yaşıyoruz? Neden bu ülkeyi çok seviyoruz? Biliyorsunuz ben esasen İzmirliyim ama artık Kıbrıslı oldum. Yani 20 yıldır burada yaşıyorum. Evet, İzmirli olduğunuz tabii ki de belli. Hiç o da. Burayı çok seviyoruz. Biz artık buralıyız. Yani buradan daha başka bir yerde yaşamayı düşünmüyoruz. İşte bu kültürel bilinçle, bu aidiyet duygusuyla veriyoruz esasen çabalarımızı. Çünkü biz bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkenin vatandaşı olarak elimizden gelenin iyisini değil, en iyisini yapmamız gerekiyor ki onun işte artı sonuçları sürekli geliyor. Mesela önümüzdeki ayda evet. Los Angeles'ta konuşmacıyım. Evet işte çok istedim ki siz o konuşmayı yaparken buradan canlı yayına bağlanalım. Evet, ciddi ama bir saat farkı saat var. Farkıyla... 10 saat gibi bir fark var. Keşke olsa. Yani şöyle yapabiliriz. Mesela ben evdeyken kanalın canlı yayını evet. böyle bir şeyler aynen çünkü buranın gece saatlerini denk gelecek ama şu çok değerli. Eğer ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsilen bir Türk vatandaşı olarak orada Amerika'dan, Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan gelen diğer tüm ülkelerin temsilcileri arasında yer alarak ülkemi gururla anlatabiliyorsam işte bu çok değerli bir şeydir. Zaten çok değerli. Anlattığımız şu, neden biz bu ülkede yaşıyoruz ve neden bizim ülkemizde yaşanmalı, neden yatırım yapılmalı? İşte bunları destekleyici daha fazla unsura ihtiyacımız var. Çünkü bizim şu anki çabalarımız biraz münferit, biraz da bireysel kalıyor.
O yüzden bizim birlik olduğumuzda sonuçların çok daha büyük katlanarak etkileri olacağına ben çok inanıyorum doğrusu. Ben de aynı fikirdim. Yani son dönüp baktığımızda pandemiden sonra özellikle inşaat firmalarında daha güçlü, daha tabii kuvvetli ve daha yere ayaklarını basarak devam tabii ettiği konusunda ben de aynı fikirdim. Siz de aynı fikirdesiniz kesinlikle herhalde. Müşterilerine mahcup olmamak da çok önemli. İnsanları üzmeden göndermek ya da tekrardan başka müşteri getirmeleri de çok önemli bizim için. Buradan da tabii ki bu işlerle ilgilenen arkadaşlara da teşekkür ediyorum ben gerçekten. Tabii tabii. Bu konuya hepimiz da çok dikkat etmek zaten gerekiyor. Evet. Bu fayda bir tek bizim şahsımıza, ofisimize yönelik değil. Bu evet, birlikte kazanacağımız, birlikte üreteceğimiz ve birlikte yayabileceğimiz bir şey. Bunun herkese artısı var zaten. Ve burada tabii ki artan konutların daha nitelikli olarak üretiliyor olması ve içerisinde olağanüstü servislerin veriliyor olması buradaki etkiyi ve cazibeyi çok arttırdı. Onun altını çizmek lazım. Çok daha nitelikli konutlar üretiliyor. İçerisindeki sosyal donatılar, verilen servisler, site bakımı. Bunlar sadece şimdi bir bölgeyi değerli kılan bir etmen var. O da üretilen konutun niteliği. Eğer siz konutunuzu çok iyi nitelikte üretebiliyor ve orada iyi bir servis verebiliyorsanız bölgenin de değeri artıyor. Bu bütün diğer mülkler için geçerli. Yani siz o mülkün içerisinde yer almanıza gerek yok. Örnek veriyorum, hani bizim en popüler, en sevilen yerlerden birisi neresidir? Bela Paes bölgesidir. Herkesin evet, cazibe bölgesi gördüğü, çok böyle olmaktan keyif aldığı bir bölge. Ama orayı özel kılan bir şey var. Çünkü oradaki mülklerin gelişimi birbirini etkileyecek şekilde yapıldı. İşte evet, iyi nitelikli konutların üretilmesi zaten bütün ada genelinde, onun civarındaki bütün sosyal donatılar, restoranlar, kafeteryalar, okullar, her taraf gelişiyor. Her şeyli bir bütün. O yüzden herkesin aslında mülküne değer katmış oluyorsunuz evet, o zaman. Ben şuna çok dikkat ettim. Alsancak bölgesine doğru, şimdi ben orada oturuyorum ya, şimdi hep o taraflara doğru çok gidiyorum. Çok da güzel yükselen Alsancak bir bölge. Bir bakıyorum, çok önemli, değerli firmalar villa projesine başladılar, hı hı, konut projesine başladılar. Şimdi çok büyük bir firma orada alt geçitli bir bir evet, proje evet, yapıyor. Evet, evet, evet. Ondan sonra artık oraya yavaş yavaş işte çok güzel dükkanlar yapıldı. Oraya farklı farklı mağazalar gelecek. O tarafa doğru genişliyor. Hepimiz birbirimize yardımcı olursak bu konuda hepimizin mülkleri de değerlenecek. Gelen nitelikli insanlar da aslında çok önemli değil mi? Gelen yatırımcının da nitelikli olması. Nitelikli yatırımcı çekmek için nitelikli konut üretmek ve nitelikli servis verebilmek gerekiyor. Evet. Sadece konutla da değil bu. İşte kullandığımız yoldan tutun aydınlatmasına, toplanan çöplerden restoranların servis kalitesine, okulların iyi eğitimine kadar bu genel bir şey esasen. O zaman mülklerin elde ettiğimiz o geri dönüşlerin değeri zaten artıyor. Bu bir bütün, ama bu da tabii ki tek başına değil, bu bir sosyal sorumluluk. Hani bu yere çöp atmamaktan başlayan bir şey. Evet, etrafımıza saygı duymakla, hani o çiçeklere güzel bakmakla, ne bileyim. Yani bir kendi oturduğumuz alandan başlayan bir sosyal sorumluluk ve bir sosyal bilinç esasen. Bunu yaygınlaştırabilirsek işte o zaman çevre bilinci ve kültürü oluşuyor. Yani bu tek başına bir devlet politikası da değil. Bir devlet politikasına dahil olacak sorumlu, gönüllü vatandaşlardan oluşan zincirleme bir reaksiyon esasen. Bizim evet, o noktada olmamız gerekiyor. Tabii Alsancak'tan tutalım, Esentepe, İskele. Birçok bölgede ciddi bir hareketlilik var şu anda, ama ada ülkesi olduğumuzu, üretimin esasen kısıtlı olduğunu, belli başlı yerlerde üretim yapılabildiğini de unutmamak gerekiyor. Finansmanı güçlü firmalar şu anda üretebilir vaziyette, ki bu çok doğal bir sonuç, doğal bir seleksiyon diyeceğim. Evet. Çünkü finansmanı zayıf olanlar zaten üretmeye şu anda çekinceli, haklı olarak. Çünkü satabilir miyim endişesi vardı. Fakat iyi olan, dediğim gibi bu donatılarla, özelliklerle verilen her mülk şu anda satılıyor. Ama iyi nitelikli projeler şu anda kısıtlı. Yani bu da korkutmasın. Her yere inşaat yapılamadığı gibi her yerde sosyal donatılarla mülkler de yapılamayacak. Zaten şu anda maliyetler korkunç arttı. Onu da hatırlamak gerekiyor. İnşaat çok maliyetleri arttı. Bir talep var. Bu talebi yaratan şu, hani altını çizmek isterim. Pandemiyle beraber barınma ihtiyacının önemi daha çok ön plana çıktı. Ama eğer biraz daha fazla olanağımız, imkanımız varsa daha iyi bir yerde neden yaşamayalım bilinci de tetikledi. Evet. Artık
bu planlamaları geleceği ertelemekten ziyade ve konutları satın almanın maliyeti daha da artacağı içinlerde satın almalarda keşke bir artış var. Keşke söylemeseydiniz. Onu ikinci bölümde isteyecektim. Eyvah, o zaman ben. Oraya bırakıyorum. Evet, oraya bırakıyorum. Oraya bırakalım oraya onu. Oraya bırakıyorum. Ara vereceğim çünkü şimdi. Tamam. Aramızda da sizin çok iyi portföyünüzden bir tanesini alacağım. Onu ilk önce izleyicilerimizle buluşturacağız. Harika. Daha sonra tekrardan sizlerle hep beraber olacağız. İkinci bölümde tekrardan karşınızdayız. Şimdi Coldwell'in bir portföyünü sizlerle birlikte izliyoruz. Tepsi Emine'nin sunduğu Gökçe ile Hayata Dair devam edecek. Merhabalar, Coldwell Banker Maximum, Kuzey Kıbrıs'ın en güzel evlerini size sunmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'ın en güzel, en konforlu ve en keyifli evlerini şimdi sizinle beraber gezmeye devam edeceğiz. Bu arkamda görmüş olduğunuz muhteşem villa, gerek merkezi konumu, gerek kullanım alanı, hem yaşamak hem yatırım için muhteşem bir fırsat. 4+1 650 metrekarelik bahçe içerisinde oturmuş bu muhteşem villamızı gezmeye hazırsanız başlıyoruz. Girne merkeze sadece birkaç dakika mesafede ve Doğanköy'de yer alan bu muhteşem villayı şimdi adım adım sizinle beraber gezeceğiz. Gördüğünüz gibi son derece ferah tasarlanmış villamızın ana girişinden hemen şöyle sol tarafında geniş bir mutfak alanımız var. Dilerseniz hanımların favorisi olacak ve bence kesinlikle bayılacakları bu geniş mutfak alanını şöyle bir gezelim, görelim. Bol bol depolama üniteleri, dolapları, bir adamız var. Kocaman bir yemek masasını rahatlıkla buraya oturtabilirsiniz. Ve burada görmüş olduğunuz bütün detaylar evimizin içerisinde yer alan ve kalacak olan ürünler. Yani gördüğünüz bütün ankastre ürünler, aydınlatmalar, buzdolabı, bütün mobilyalar bu evimizi satın alan şanslı kişiye ait olacak yegane artı ürünler. Alt katımızda hemen girişte yer alan şöyle geniş kullanımı alanlı salon alanımızı göstermek istiyorum. Şöminemiz, havalandırma sistemimiz ve her şeyden önce otomatik kumandalı yöneteceğiniz perdelerimizi açtığınız anda şöyle çok keyifli bir teras alanına çıkıyorsunuz. Hem mutfağımızın hem salonumuzun bu teras alanına bağlantısı var. Böylelikle hem oturmak hem keyifli dakikalar yaşamak için muhteşem bir geniş alana ulaşmış oluyorsunuz. Zaten hemen üstü kapalı bir teras alanımız var yine dışarıda. Ve tabii şunu da belirtmek isterim. Villamızın havuzu özel tasarım, şelale efektli özel havuzu var. Peyzajlı bir bahçesi var ve 5 araçlık otoparkımız da var. Özel bir yürüyüş sürüş yolundan içeri giriyorsunuz. Aracınızı park edip hemen bu geniş kullanım alanlı villamızı gezmeye başladınız. Odalı villamızın hemen alt katında çok amaçlı kullanabileceğiniz bir oda var. Şu anda tamamen home office sistemi zaten yaygın olduğu için pandemi döneminde ön plana çıkmış evden çalışma sistemi yaygın olduğu için burası ofise çevrildi ve her odanın kendisine ait bir balkon kullanım alanı var. Burada yine çok amaçlı kullanabileceğiniz bir banyomuz. Hanımların yine hoşuna gidecek bazı detaylar var. Şöyle göstermek istiyorum. Bol bol dolap alanlarımız var burada. Son derece keyifli, özel tasarlanmış bir villa ve 3 yatak odasıyla, 2 banyosuyla üst katı gezmeye devam edeceğiz.
katta 3 yatak odası ve 2 banyomuz var diye bahsetmiştik. Üst kata geldiğimizde son derece geniş kullanım alanlı bu misafir yatak odasını göreceksiniz ve bahsetmiş olduğum gibi her odanın kendisine ait terasları, balkonları var ve şu anda ben Beş Parmak Dağları'nın o devasa güzelliğiyle karşı karşıyayım. Eminim buraya geldiğinizde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Çünkü Girne merkeze sadece birkaç dakika mesafede ESK Doğa Koleji, Suat Günsel Koleji'ni sadece 1-2 dakikalık mesafede yer alan bu villa özellikle çocuklarını okula yollamak isteyen aileler için muhteşem bir konuma sahip. Çünkü Girne merkeze çok yakın konumdayız. Burası da ana yatak odamız. Yine ana yatak odamızda uzaktan kumandalı otomatik perdelerimiz, giyinme odamız ve tabii ki çok güzel bir banyo alanımız var. ...650 metrekareye yakın bir arsa içerisine konumlandırılmış... ...300 metrekareye yakın kapalı kullanım alanıyla beraber... ...bu 4 yatak odalı villamız... ...yine merkeze sadece birkaç dakika mesafede... ...ve daha önceden belirtmiş olduğum gibi... ...ESK English School, Doğa Koleji, Suat Günsel Koleji... ...Final Üniversitesi gibi birçok favori okulumuzda da... ...birkaç dakika mesafe uzaklıkta yer alıyor... ...ve son derece huzurlu... Yeşilliğin içerisinde arkamda Beş Parmak Dağları, karşımda Akdeniz'in mavisiyle sizi karşılayacak bu muhteşem villamız şanslı alıcısını bekliyor. Coldwell Banker Maximum'la hayal ettiğiniz evlere ulaşmak çok daha kolay. Güzel, göz kamaştıran tasarımlar, farklı modeller, zengin ürün çeşitleriyle kişiye özel ayanslar Lizay Pırlanta'da sizleri bekliyor. Pırlanta ve diğer ürünlerde anneler gününe özel %40 oranında kaçırılmayacak fırsatlar için sizleri Lizay Pırlanta'ya davet ediyoruz. Hayat çok hızlı akıyor. Biz kendi zamanımızı nasıl yaşıyoruz? Her doğan günde içimizde bizi daha çoğuna çağıran sesi sanki hiç duymuyoruz. Hayata, dünyaya, çevremize, kendimize ve geleceğe her geçen gün ne katıyoruz? İnsanın özünde onu hayata bağlayan en güçlü duygu sevgidir. Sevgi, karşılık beklemeden, gönüllülükle paylaştığımız her anda ve her yerde... daha da güçlenir ve dünyayı değiştirebilir. Gönüllü olmak, hayatı sevgiyle güzelleştirmektir. Gönüllü olmak, toplumun gelişmesine doğrudan katkı sağlayarak yaşam kalitesini arttırır. Gönüllü olmak, insana bilgi, yetenek, deneyim, sosyal uyum, hoşgörü, özgüven, farkındalık, paylaşımcılık, liderlik ve sorumluluk üstlenme gibi nitelikler kazandırır. Gönüllü olmak ayrıca hiç beklemediğimiz fırsatlar sunar bize. Günümüzde Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde gönüllü faaliyetlere katılım deneyimi adayların CV'lerinde aranan nitelikler arasında yer almaktadır.
geçmişte veya bugün. Akıp giden hayatı yakalayıp dünyayı yaşamaktan zevk aldığımız bir hale dönüştürdüğünüz gönüllü faaliyetleriniz sayesinde her an yeni fırsatlarla karşılaşabileceğinizi de asla unutmayın. Gece uyumayan hesap Albank'ta. Albank modern hesapta yatırımlarınız geceleri uyumuyor, değerine değer katıyor. Modern hesapta bulunan paranız gecelik mevduatta değerlenirken her sabah tüm bakiyeniz vadesiz hesabınıza aktarılıyor. Albank, yeni bankacılık anlayışıyla hayatınızın her anında. CBS Boya ve Yapı Kimyasalları markası 2017 yılından bu yana 16 grup bünyesinde kurulan CBS Satış ve Pazarlama Limited'le başta Kuzey Kıbrıs ve tüm yurt dışı faaliyetlerini başarıyla sürdürmektedir. 2018 yılından günümüze 1350 profesyonel boya ustaları, 350 karar verici mimarları ve mühendislerle ürün eğitim seminerlerinde bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Bu prensiplerle yola çıkarak doğru ürünleri doğru yerde ve doğru şekilde uygulanmasına destek vermeye devam ediyoruz. İnsanların yaşadıkları mekanlarına değer katmaya, çözümler üretmeye ve hayatlarına renk katmayı sürdüreceğiz. CBS Güçlü Boya. Temassız ve güvenli işlem yapabilmeniz için mobil uygulamamızı ve internet sitemizi tercih edebilirsiniz. Limassol Türk Kooperatif Bankası. Hiç size sağlık hediye edildi mi? Biz ediyoruz. Darboğaz'ın kalbinden gelen yaşam kaynağını el değmeden şişeleyip sizlere sunuyoruz. Sodyum diyetine uygun, yüksek kalsiyum değeri ve doğal mineralleriyle hediyem su doğadan size bir hediye. Sevim'den sunduğu Gökçe ile Hayata Dair devam ediyor. Evet, ikinci bölümde tekrardan karşınızdayız. Şimdi bu bölümde aslında konutlarda fiyatlar daha çok yükselecek mi, düşecek mi, yoksa tam zamanı mı değil mi bunu konuşmak istiyorum. Dedim ki buraya giriş yapalım mı direkt? Yapalım mı? Şöyle, evet. Çok enteresan veriler var esasen. Rakamları eğer tutabiliyorsak ve rakamları okuyabiliyorsak bir şeyin artacağını veya azalacağını öngörmek mümkün. Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Bundan daha pandemiden önce 4 yıl öncesinde uluslararası bir makalede bir yayınımız çıktı. Makalede şunu diyor. Artık yeni jenerasyonlar alım yaparken gayrimenkul alışkanlıkları biraz daha farklı bir yöne eğildi. Şunu şöyle izah ediyor daha doğrusu. Yeni nesil gayrimenkul alır mı almaz mı? Araştırma böyle başlıyor. Yeni nesil gayrimenkule daha önceki nesillerden daha fazla yatırım yapıyor çünkü şunu öngörüyorlar. İlerleyen süreçte gayrimenkul satın almak daha pahalı olacak. Evet. Bu çok daha öncesi, pandemiden önce öngörülmüş istatistik verilere dayalı bir araştırmanın sonucu. Süper. Ya, peki şu anda ne görüyoruz biz? Yani siz nasıl görüyorsunuz? Rakamlar artıyor. Evet. Hatta her geçen gün artıyor. Biz işte inşaat sektöründen çok fazlasıyla müteahhitlerimizle, üreticilerle, tedarikçilerle iç içe zaten çalıştığımız için onlardan aldığımız feedbackleri, onlarla gördüğümüz rakamlara dayalı zaten söyleyebilirim. Her geçen gün inşaatın maliyeti artıyor. Evet. Arttığı için de zaten bundan sonraki süreçlerde hani konutların fiyatları geriye gider mi beklentisini bizim çok önceden de söylediğimiz gibi o sıkıntılı bir beklenti. Oradan çıkmamız gerekiyor. Ne zaman en iyi alım süreci? Şu anda en iyi alım süreci. Onu da şundan dolayı diyorum. Evet, fiyatlar artıyor ama esnek ödeme planları, takaslar, gayet güzel uzun vadeli ödeme planları, gerek
bankaya borçlanmadan şirkete borçlanabileceğiniz ödeme şekilleri firmaların sunduğu avantajlı şekillerle tüketiciye ulaştırıldığı için imkanını maksimum seviyede zorlayarak insanların kod edinmesi için güzel bir aslında olanak sunuldu. Ve fiyatlar her geçen gün artıyor. Artmaya da devam Peki, edecek. Peki şöyle bir şey soracağım size. Hani öngörünüze güvendiğim için. 5 yıl sonra ne görüyoruz? Bir vardır bir öngörünüz. Yani 5 yıl sonra şöyle demek istiyorum. Diyelim ki 1 artı 1'den bir böyle bir normal yine bir site havuzlu bir işte birkaç tane facility diyeceğim şey yapamadım. Söyleyemedim. Tabii sosyal donatılar. Sosyal donatıları özellikle. Olan diyelim ki 65 bin sterlinlik bir konutu. Yani 5 yıl sonra bunu artacağını öngörüyoruz biz. Doğru mudur? Tabii. Birincisi toprak kısıtlı, üretim kısıtlı. Konutların üretimi buna dayalı olarak kısıtlı. Ama bir yandan da üretici firmaların tedariklerinde o malzemelerin artan fiyatlarını ve öte yandan da şu anda o dizginlenmiş talep vardı, baskılanmış. 2 senedir baskılanmış, pandemide biraz yavaşlamış, geriye gitmiş bir talep dönemi vardı. Şimdi o talep, hani bunu böyle bir yay gibi düşünün. Nasıldır böyle yayı gerildi, çekersiniz, geriye düşüyormuş gibi görünse de birden şimdi artık ok yaydan çıktı ve yükselme eğilimine gitti. Bu talep hem lokal piyasamıza yani hem bizim burada yaşayanlardan hem de dışarı kaynaklı yabancı alıcılardan ileriye doğru taşınan bir ivme şeklinde. Bu yıl böyle, önümüzdeki senelerde de böyle olacak ve bundan sonraki 3-4 yıl için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatları gelince zaten bize fiyatlar hiçbir zaman geriye gitmedi. Her zaman böyle fiyatların geriye gidecekmiş, işte pound düşecekmiş de tekrar geriye gidecekmiş bir ön yargısı, bir kanısı var ama bu son derece hani boşa olan bir beklenti. Sıkıntı şurada. Bizler her şeyi ithal ediyoruz ve ona dayalı bir üretim yapıyoruz. Sonuç itibariyle evet. Bu konutların kısıtlı üretimi, artan talep tabii ki fiyatları yukarıya doğru tetikliyor. Ama şu da var. Fiyatlamalarda nasıl bir artış öngörebiliriz? Örneklendirerek gidelim size. Evet, en güzeli süper. Bu olacak. En güzeli, evet. İskele mevki şu anda çok canlı. İskele mevkiinde eskiden bundan 4 yıl öncesine kadar 27 bin, 28 bin sterline stüdyo hatta belki 1 artı 1 daire alabiliyorken şu anda minimum fiyatlar 50-55 bin poundlardan başlıyor. Çok net yani bu sadece Türk lirasının karşısında değerlenen sterline göre değil, artan talep ve onun üzerine eklenen o özellikler, daha fazla işte yurt dışından gelen alıcılar, veya başka detaylardan dolayı fiyatlar ivme kazandı. Aynı şey girne için de geçerli. Eskiden 40-45 bin pound'da biz 2 artı 1 satarken şu anda ortalama 2 artı 1'lerin zaten fiyatları 75 bin, 80 bin bandında. Ama bundan sonraki üretilen konutların fiyatları bunların altına çıkması mümkün değil. Mümkün değil. Onun da hem pandemiyle gelen hem de bu tedarikten kaynaklanan etmenleri ekleyerek hesaplamamız lazım. Tabii ki içerisine sosyal donatılar girdikçe, artan servis kalitesi yükselttikçe fiyatlamalarda daha farklı rakamlar önümüze çıkacak. Ben hani ortalamalardan bahsediyorum şu anda. Peki bu da çok aslında aşikar bir durum. Bunu da iç piyasa da, Türkiye piyasası da, yurt dışından gelen piyasadaki bütün herkes de bilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alınan konutun fiyatına nazaran kira getirisi çok yüksek. Doğru. Yani Girne merkezde işte 120 bin pound'a satın alabildiğiniz bir evden işte 850-900 pound kira Tabii. getirisi aldığınız birçok aslında kompleks var. Yani bildiğimiz kadarıyla. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii nitelikli konutun da altını biraz açıp doldurmak lazım. İçerisinde eğer özel yine donatıları varsa, güvenliğidir, kapalı otoparkıdır, ne bileyim yüzme havuzudur, başka servisleri varsa kiraların dönüşümü daha kısa sürede sağlıyor. Yani o amortisman süresi iyice kısalmaya başlıyor. Evet. Ortalama gayrimenkullerdeki herhangi bir standart apartman dairesinden bahsettiğimizde 14-15 yıl gibi bir sürede amortisman süresi var şu anda. Ama bu nitelikli konutlarda 8 ila 10 yıl gibi bir süreye kadar düşebiliyor. Bu konutların artı özelliklerinden kaynaklı. Şimdi pandemi döneminde
biraz ayırmak lazım. Çünkü orada uçuşlar kısıtlandı, ülkesine geri gelemeyenler oldu, öğrenciler gelemedi, oteller kapandı vesaire. Ama şu anda biz o dönemden çıktık. Normalleşme evresine girdik. Hani pandeminin etkilerine rağmen normalleşme evresine girdik. Ve o artan eski talepler, canlanma, iş gücünün, istihdamın, öğrencilerin artmasıyla beraber yine kiralamalarda yüksek oranda bir talep var. O talebi de tabii ki karşılığı artan kira bedelleri oluyor. Yani burada sterlin artsa da kiraların geri gitmediğini görürüz. Sadece kısa dönemli bir uygulamada Türk lirasıyla ilgili bir yaklaşım olmuştu. Tabii ama ki onu da çok uygulayan da aynen, var. Aynen, o da çok kısa bir süreliğine oldu. Eskisi gibi zaten bu artan taleplerden dolayı olağanüstü bir amortisman süresi var. Peki iç piyasaya dönüp baktığımızda, yani Kıbrıs'ta yaşayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olanlar daha fazla hangi bölgeleri tercih ediyorlar? Onu çok merak ediyorum aslında. Yani daha mülk alımları Lefkoşa bölgesinden mi yapılıyor? Ben son zamanlarda aslında Kıbrıs vatandaşlarının İskele bölgesinden çok fazla daire satın aldıklarını, projelerden aldıklarını da biliyorum aslında. Oturmasalar bile yatırım için kendileri de satın alma işlemlerini girdiler diye biliyorum. Evet, işte o yaşam tarzına bakış açısı değiştiği için mesela seyahatler kısıtlandı. Hatta şu anda imtina ediyor olabilirler halen, işte bir yere gitsin, otelde kalsın. İşte çoluğu olan, çocuğu olan birileri için risk hala teşkil ediyor bunlar. O da şöyle bir bakış açısı getiriyor. Kendi yerimi alayım. Güzelce deniz kenarında tatilimi yapayım. Şöyle benim için bir kaçış noktası olsun. Hafta sonu gideyim ailemle kalayım veya işte eşim dostum gelsin orada beraber vakit geçirelim diyen bakış açısı çok fazlasıyla var. Sadece İskele mevkii değil, Girne'de. Özellikle Girne'nin işte Esentepe, Tatlısu aralığında olağanüstü projelerde. Yine ona keza işte Girne'nin batısında çok özel konut projelerinde ve hatta Güzelyurt'ta belli başlı deniz kenarı mülklerinde çok fazlasıyla zaten Kuzey Kıbrıs vatandaşının alım yaptığını öngörebilirsiniz. Tabii ki bunlar daha çok tatil evi nitelikli. Ama sadece apartman dairesi değil, aynı zamanda villalara da çok fazlasıyla talep var. Evet. Ve şu anda hatta işte belli başlı konut projeleri apartmanlar şeklinde üretiliyor. Onlar tatil evi şeklinde ama işte bu nitelikli konuta olan baskılanmış talep dedim ya, biraz daha fazlasıyla ön planda. Daha fazla geniş alanım olsun, daha güzel geniş bir bahçem olsun. Evet. Aman işte birazcık doğanın içerisinde olsun, denize yakın olsun diyen ve kendi ailesiyle, eşiyle, dostuyla rahat bir alanda vakit geçirmek isteyenler de müstakil konutlara çok fazlasıyla talep gösteriyor. Ama müstakil konutların en fazla üretimi şu anda Girne bölgesinde açıkçası. Orada çok ciddi bir hareketlilik görebilirsiniz. Hem bu yerli piyasadan hem de yabancı piyasadan kaynaklı. Daha fazla hangi taraflarda canlılık var? Şimdi de yine ayırmak lazım. Talebi ayırmak gerekiyor. Tabii hangi kesimin? Alıcıların profiline göre değişiyor. Tabii ki Lefkoşa'da, Lefkoşa'nın yerlisi, burada köklü ailelerin sürekli bir hareketliliği var esasen. Lefkoşa'yı biraz ayırmak gerekiyor. Ama öte yandan İskele mevkiinde işte bir yandan Türkiye, İran, Slovenya, işte Almanya, İskandinavya, Rusya, Kazakistan. Buradan çok fazlasıyla hareketlilik var. Yine Girne'nin Esentepe mevkiine baktığımızda İskandinavlardan dolayı çok ciddi bir hareketlilik var. Ve özellikle son bir yıldır da Alman vatandaşlarının çok ciddi, yani Alman vatandaşı olarak altını çiziyorum. Çünkü onlar Avrupa'nın dışına çıkmazlardı ama çok fazlasıyla şu anda alım yapıyorlar. Girne'nin içerisinde biraz daha tabii ki hem Türkiye'den gelenlerin istihdamdan kaynaklı hareketliliği var. Yine okullardan, eğitimden, eğitimin kalitesinden dolayı çok fazlasıyla da ailelerin talep gösterdiği, ama sadece Kıbrıs'ta Türkiye'li ailelerin değil, yabancı ailelerin de çok fazla talep gösterdiği bir destinasyon haline geldi. İşte kolejler, üniversitelerin varlığı, ona keza işte 5 yıldızlı otellerin hareketliliği Girne'yi her zaman cazibe bölgesi yapmaya devam edecek. Zaten bu çok ciddi bir şekilde görünüyor. İşte orada çok fazlasıyla özel mülkler yapılmaya başlandı bu anlamda. O yüzden hani talebi birazcık ayırmak gerekiyor. Ama hangi bölgelerden? Hangi bölgelerdense işte aslında her yerde bir hareketlilik var. Hatta biraz daha farklılaştırayım. Toprağa da çok fazla talep var. Çünkü üretmek, tarım, tarımsal araziler,
hayvancılık o kadar değerli ki şu anda üretim çok var değerli. Var mı Aylin Hanım? Bunu çok aslında merak çok ediyorum. Değerli. Sanki bana satılan her arsanın yani alım yapılan her arsanın üzerine bir konut kondurulacakmış edası yaratır. Mesela ben hep şey derim hani imar kaçlı işte kaç kat izinli. Evet. Yani sadece projeler için mi arsa alımı yapılıyor ama üretim için de alınan arsalar var mı? Dünyanın her yerinde şu anda özellikle gıda çok önemli bir unsur haline geldi. Çünkü pandemide çok fazlasıyla iş gücü kaybı, duraksaması, ertelenmeler bunun yarattığı bazı zincirleme sonuçlar meydana geldi. Şunu öngördü herkes. Üretmek çok değerli. Özellikle toprağa işlemek. Bunu üretmek ve bunu tüketiciye ulaştırabilir hale getirmek çok değerli ve yükselen bir değer haline geldi. Yani belki bu kadar farkındalığında değildi insanlar ama şu anda tarımsal arazilere korkunç bir talep var. Seracılığa çok ciddi bir talep var. Bu bizim ada ülkemiz için de geçerli. Çünkü gıda her zaman çok önemli bir unsur. İşte barınma, gıda bunlar zaten çok önemli temel taşları hayatımızda. Olmazsa olmazlarımız. Evet. Hem barınmamız gerekiyor hem de yememiz, içmemiz gerekiyor. Yani yaşamak için. Yaşam kaynağı tabii yani ki. Aynen. O yüzden bunları ayırmak mümkün değil. Ama buna paralel zaten dediğim gibi sadece Kuzey Kıbrıs'ta değil Türkiye'de, Avrupa'da, Asya'da, Amerika'da yani dünya genelinde tarımsal arazilere çok ciddi yatırımlar var. Hatta işte bunun önde gelen isimleri yok. Elon Musk'tır, Bill Gates'tir hepsi tarımsal evet. arazilere yatırım yapıyor. Nedenini üretim. Var mı Aylin Hanımcığım sizin bildiğiniz yani böyle çok bildiğimiz isimlerden birinin falan var mı yani? Kuzey Kıbrıs'ta çok ciddi yatırımlar yapanlar var. Ama hani müşterilerimizin ismini paylaşmak yok zaten diyor ben de aman paylaşmayalım. Ama var çok değerli. Çok değerli iş insanları ve bu işi yapan, Türkiye'de üretim yapan, örneğin zeytinyağları üreten, işte bunu dünyaya ihraç eden, dünya klasmanında çok önemli isimlerden bir tanesinin burada çok büyük yatırımları var mesela bu anlamda. Ne kadar güzel. Aslında bu konulara çok vakıf olmayan, tabii bunu suçlamak için de söylemiyorum aslında ama birazcık araştırma yapmadan, aslında evet, doğrusunu bilmeden. Bilgisizlik, evet bilgisizlik. Şey gibi geliyor, sanki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelen alım yapanlar hani. Sadece konut değil. Evet. Bunun altını çizmek lazım. Zaten ya bizim tabii ki barınmaya, iyi koşullarda yaşamaya hakkımız var ve bunun sonuna kadar elde etmemiz için imkanların da sunulması lazım. Onu ayırmak lazım. Gıda üretmek, iyi eğitim koşullarına sahip olmak bunlar hayatımızın ayrılmaz unsurları. Aslında işte Kuzey Kıbrıs'ı belki de çok değerli, çok kıymetli hale getiren ve cazibe bölgesi getiren unsurlar esasen bunlar. İyi koşullarda yaşayabiliriz, iyi eğitimler alabiliriz ve üretim yapabiliriz. İşte bunların biraz daha böyle pozitif bir politikayla desteklenip ön planda olması lazım. Bu bilincin aşılanması lazım. Tabii ki bilmediği için insanlar o çok fazla işte konutlar üretilecek, evet, çok fazla evet inşaatlar. Ya hayır, başka üretim alanları da var. İşte bu tarım, hayvancılık vesaire ama tabii ki bunlar tek başına yürüyecek şeyler değil. Belli devlet politikalarıyla desteklenmesi gereken şeyler. Ben her zaman söylerim zaten. Eğer içimizde bir problemimiz varsa bu problemimizi içeride çözmemiz gerekiyor. Ben şuna inanıyorum. Çok fazla yatırımcı geliyor ve biz kendi içimizde o kadar anlaşmazlıklara düşüyoruz ki bu gelen yatırımcılara da farklı bir şekilde yansıtılıyor. Aslında ülkemiz çok güzel. Refah içinde yaşıyoruz. Tabii ki global olarak hepimizin sıkıntıları var. Yani bu dünya üzerinde bütün herkese var bu sıkıntı. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde değil. Petrol her yerde artıyor. Benzin her yerde artıyor. İşte alım gücü herkesin düştü. Yani hiç kimse güllük gülistanlık çok geziyorsunuz aslında. Tabii. Dönüp baktığınız zaman değil. Ne görüyorsunuz? Yani dışarıda sokakta gerçekten oynayarak yürüyen vatandaşlar çok mu fazla yurt dışında merak ediyorum. Yani nasıl görüyorsunuz? Belli gelişmiş ülkelerin başka problemleri oluyor zaten. Şimdi bizim hayatımızın şöyle bir güzelliği var. İnsanlar dost canlısı, yardımsever, vicdanlı ve merhametli. Bunlar hani bizim özümüzden gelen ve dünyada örnek gösterilmiş bizim kendi kültürel özelliklerimizden gelen unsurlar. Hani dünyanın
neresine gidersem gideyim hani en çok el uzatan, yardım eden yine hani bizim insanlarımız oluyor. Evet. Oradaki insanlara da bu vicdani bir şey. Biz bunların farkında olarak birbirimizi daha çok destekleyip köstek olmaktansa iyi şeyleri ön plana çıkartıp onların üzerinde durmamız lazım. Yoksa kötü şeyler her zaman her yerde oluyor. Bu polyanacılık değil. Kötü şeylerden ders alıp iyi şeyleri yapabilmeye odaklanmakla alakalı. Değilse hayat çok güzel, her şey çok iyi bakış açısı değil bu. Evet, burada bir terslik, bir yanlışlık, bir sorun var ama bu sorunu nasıl aşabiliriz? Çözüm ben buradan olmak. Nasıl çözüm tabii çıkartabilirim? Hani biz yıllarca engellenmiş, bayrağımızın engellendiği, platformlara taşınmayan, ne yazık ki bu şekilde baskılanmış bir ülkeyiz. Hayır, ben Avrupa'da kendi bayrağımızla çıkıyorum. Orada İtalya, Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya. Bu çok gurur verici. Evet, dünyanın dört bir yanından ülkeler var ve onlar ayakta alkışlıyorlar. Çok gurur verici. Demek ki bu mümkün. İşte bizim kendimize de biraz inanmamız gerekiyor. Bizler gerçekten güzel insanlardan oluşan güzel bir topluluğuz. Ben zaten o yüzden adamımızı çok seviyorum ve buraya bu yüzden çok adandık biz. Hayatımızın sonuna kadar da hani ömrümüz vefa ettikçe burada yaşamaya ant içmişiz. O yüzden elimizden geleni, bütün olanaklarımızı buna seferber etmemiz lazım. Çok güzel lazım. Bir cümle kullandınız birinci bölümde. Hani her şeyi de bir başkasından beklememek tabii gerekir. Ki, bireysel olarak bizim de kendi açımızdan yapabileceğimiz bir şey vardır. Ben buraya ilk geldiğimde satın alacağım evin duvarlarında bir torba portakal görmüştüm. Daha sonra acentaya sordum, dedim ki yani bu bir torba portakal çöpe mi atılacak? Acenta da bana dedi ki hayır, kendileri yiyemedikleri için fazlasını toplayıp duvarın üzerine koyuyorlar ki ihtiyacı olan birisi tabii alsın diye. Bunu başka ülkelerde çok fazla göremezsiniz diye düşünüyorum yani. Tabii tabii. Doğru bu mu? Yardımlaşma duygusu. Emin olun pandemide de daha çok tetikledi zaten bu yardımseverlik, birbirine destek olma. Bununla ilgili çok çok örnekler var yani, inanılmaz örnekler var. O kolektif bilinç inanılmazdı. Ama dediğiniz evet gibi yani şanslı bir iklimde, şanslı bir coğrafyada yaşıyoruz. Şimdi baktım yeni dünyalar çıkmış bir sürü. O Malta eriği dedikleri, evet, evet, hani herkes farklı isimlendiriyor ya onları. Şimdi dallarında duruyor. Yani ben evime giderken, yolda yürürken ondan tadabiliyorum. İşte komşum limon getiriyor, portakal getiriyor. Ebe gümeci toplayıp evet yemek yapıyoruz. Ayrelli evet Şimdi siz bunu başka... Yapamazsınız ben aslında bunu. Bunu yani bunu buradan dile getirirken çok da üzülüyorum. Şimdi çok eski dönemlerde bizim oturduğumuz Türkiye'de bunu çok kolaylıkla yapabilirdiniz. Hı hı. Yan komşunuzun bahçesine atlayıp oradan bir şeyler toplayıp alabilirdiniz ya da yan komşunuz kapıyı çalıp. Şimdi artık bunlar hayat gailesinden, insanlar artık müsaade etmiyorlar, istemiyorlar. Şimdi biz burada daha... Büyük kozmopolit evet yaşantının olduğu her yerde böyle. Evet. Yani dünyanın her tarafında, çok büyük bir nüfus varsa, işte zaten büyük metropollerden bahsettiğimizde 5-10 20 milyon insanın yaşadığı yerde her türlü çok insan zor faktörü var günün sonunda. Evet. Ama burada biz hala ilişkileri daha cennet var gibi bir evet ülkede yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs'ta komşuluk ilişkileri var. Yani yanlış anlamayın, bazen kapı açık unutup gittiğimiz zaman olduğu hala olabiliyor. Yani dalgınlıktan geliyor komşum bana haber veriyorsa, ne bileyim işte kedimize köpeğimize göz kulak oluyorsa, çoluğuyla çocuğuyla rahatlıkla sokaklarda gezebiliyorsa akşam saatlerinde bile, bunlar kıymeti bilinmesi gereken, sahip çıkılması gereken değerler. Arada birkaç tane haberi de görüp de sanki hayır, dünya hayır bu şekildeymiş gibi. Bizde genelleştirme problemi evet var zaten. Söylemek de çok doğru değil diye düşünüyorum. Herkes mükemmel değil, herkes çok iyi değil ama arada tek tük problemli insanlar da olacak. Ama bizim daha iyi, daha bilinçli insanlara ihtiyacımız var ki bu tür şeylerin üstesinden daha kolay gelelim. Onun mücadelesindeyiz esasen. Süper bir program oldu. Programımızın da sonuna geldik. Ederim. Son olarak buradan yatırımcılara söyleyebileceğiniz, önerebileceğiniz birkaç cümleniz varsa alırsam çok sevinirim izleyicilerim için. Tabii ki Kuzey Kıbrıs her zaman belirttiğim gibi cazibesini koruyan artan bir değer, hatta bir mücevher. Şu anda yine konutlarla ilgili olağanüstü bir talep var. Gayrimenkul almak için müthiş bir zaman. Çünkü çok özel ödeme koşulları, çok özel fiyatlamalarla
dünyanın herhangi bir yerinde edinemeyecek mülkleri buradan çok uygun koşullarla hala satın alabilirler. Üstelik konutların değerini yitirmeden sürekli artan bir yatırım yapmış olurlar. Hem kendileri hem de evlatları, gelecekleri için. Gelecek için o zaman Kıbrıs'a gelin. Evet.